Evet, 117 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim 2020'deki 6,6'lık İzmir depreminin ardından kentteki fay hatları inceleme altına alındı. Bornova'da açılan sondaj kuyularıyla bölgenin zemin yapısı ve zemin özellikleri araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı muhabiri Hande Nayman, o çalışmaları yürüten ekibin başındaki isme mikrofon uzattı, izleyelim. İzmir'de 117 kişinin yaşamını yitirdiği 30 Ekim 2020 depreminin ardından kenti afetlere dayanıklı hale getirmek için başlatılan projeler hızla devam ediyor. Bu kapsamda fay hatlarının incelendiği ve yapı envanterinin incelendiği bir depremsellik araştırması başlatılmıştı. İşte bu araştırmanın yanı sıra kentin belli noktalarında zemin araştırması için sondaj kuyuları kazılıyor. İşte sondaj kuyularının bir tanesinin kazıldığı noktalardan birindeyiz. Bornova ilçesindeyiz şu anda. Projenin detaylarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi Daire Başkanı Banu Dayangaç'tan dinleyeceğiz. Nasıl çalışmalar gerçekleştiriliyor İzmir depremi sonrasında? Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 30 Ekim depreminin ardından kentimizin afet risklerini tüm boyutlarıyla belirlemek üzere ve bu riskleri en aza indirmek amacıyla çeşitli çalışmalar başlattık. Bu çerçevede depremsellik araştırması, tsunami araştırması ve zemin araştırması projelerini yürütüyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile imzaladığımız protokoller çerçevesinde bu çalışmalarımızı başlattık. Bu bütünlüklü olan çalışmanın bir parçası zemin araştırması çalışmalarımız. Bu kapsamda depremden en çok etkilenen Bornova Havzası olarak bilinen Bornova, Bayraklı ve Konak ilçelerini kapsayan yaklaşık 12 bin hektarlık alanda biz zemin araştırması çalışmalarını başlattık. Biz alüvyon zeminleri 200'e 200 metrelik, kaya zeminleri de 300'e 300 metrelik karelajlara ayırarak 1565 bölgede ayrıntılı çalışmalar yapıyoruz. Mikrobölgeleme amaçlı jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütleriyle laboratuvar araştırmaları yapacağız. Bornova ilçesinin tamamında 50 bin metre jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik amaçlı sondaj kuyuları açacağız. Bölgenin jeolojik yapısını ayrıntılı olarak ortaya koymak amacıyla bu derin sondajları yapacağız ve her biri 450 metreden daha derin olacak şekilde bu derin sondajları planlıyoruz. Bu derin kuyuların 17'sinde de bölgenin zemin dinamik parametrelerini belirlemek amacıyla, yani sismik hızların belirlenmesinde kullanılan PS Logging yöntemini uygulayacağız. Ayrıca deprem dalgalarının hareketini anlamak amacıyla da 1565 bölgede mikrotremör, sismik kırılma gibi jeofizik ölçümler yapacağız. Yani aslında bölgenin zemin yapısını ve zemin davranış özelliklerini ortaya koymuş ve modellemiş olacağız. Çok teşekkür ederiz. İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan acı depremin ardından kent genelinde kenti afetlere daha dayanıklı hale getirmek için gerçekleştirilen çalışmalar hızla devam ediyor diyelim ve bu noktadan sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.